merhum Mehmet Akif Ersoy, hayatının son zamanlarını İslam coğrafyasında dolaşmakla geçirir. Zihnindeki gam, keder ve elemi temizlemek, Resul-i Ekrem'e duyduğu sevgi ve muhabbet gereği o kutsal beldelerde dolaşır durur. Yer yer Mısır, Suriye, Mekke, Medine arasını dolaşarak ümmetin dertleriyle dertlenir. Bu geziler esnasında müşahede ettiği pek çok şey vardır. İşte bunlardan bir tanesini Mehmet Akif şöyle nakleder. Ravza-i Tahire'nin yanı başına duruyordum ki birdenbire bir ses yükseldi. "Ya Nebi, şu halime bak," diyordu bu ses. Sağıma döndüğüm zaman parmaklıklar üzerine abanmış sudanlı bir genç gördüm. Kendi kendine Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam şunları söylüyordu. "Nasıl ki çöle güneş vurduğu zaman bağrı yanar, ben de senin hicranınla senelerce yandıkça yandım ya Resulallah." Senelerce arzu ettiğim halde harem-i pakine gelip başımı ayaklarının dibine koymayı düşündüğüm halde memleketim, evladı iyalim karşıma çıktı. Bu ziyaretimi geciktirdi. Nihayet hepsini yıktım, çevremi terk ettim, sudandan ayrıldım. Tihame çölü diye üç çölü teptim, durdum senin çölün diye. Senin çölünde gezerken burcu burcu senin kokunu duydum. Eğer senin kokun imdadıma yetişmeseydi, ben bu yolu kat edemezdim ya Resulallah. Sudanlı aşık, demir parmaklıklar üzerinde hasbihale devam ediyor Resul-i Ekrem'le. 53 yaşına kadar senin hicranının azabını sinemde taşıdım. Yanına geldiğim zaman şu başımı çarptığım demir kafes de nedir ya Resulallah? Hala vuslat olmayacak mı? Tihame çölünü kat ettim. Gözlerime uyku girmedi. Arzu edersen yıldızlara sor. Sor ki şu 3 aylık zaman içinde bu gözler bir kere uyudu mu? Uyumadı diyecekler ya Resulallah. Dağlarla, taşlarla bütün hilkat ehliyle hasbihal ettim. Derdimi gecelere döktüm. Derdimi anlattım, dağları söylettim. Nihayet huzuruna geldim ya Resulallah. Akif etkilenmiş, hislenmiş, coşmuş bu sudanlı gencinin feryadı figanıyla. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem karşısına geçerek bir aşkın nasıl dolu dolu yaşandığını müşahede etmiş o anda. Efendimiz aleyhisselamın kabrinin parmaklıklarından tutunan bu insan son sözlerini söylerken sesi kısılmaya başlamıştır. Akif şöyle bitiriyor. Kısa bir sessizlikten sonra adam şöyle diyordu. "Şu kadar mesafeyi tepip huzuruna geldim. Bu hasta gönlümü bir daha hakip hainden ayırma ya Resulallah. Tahammülüm yoktur artık." Sonra bir sessizlik oldu. "Bir ah feryadı duydum," diyor Mehmet Akif. Döndüğüm zaman parmaklıkların dibine yıkılıp kalmıştı. Sudanlı gözlerini kapatıyordu yavaş yavaş. Birkaç dakika sonra da bir iki gassal, bir iki taşıyıcı geldi. Cennetül Baki'ye kaldırdılar mübarek cenazesini. Fakat ruhu muhtemelen Ravza-i Tahire'nin parmaklıklarına takılıp kalmıştı. Resulullah yürekten aşık bu genç, artık bu hasta gönlümü haki pakinden ayırma ya Resulallah diyordu. Ve Mehmet Akif'in nazmından bu hikayeyi şimdi seslendiriyoruz. "Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bahar yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harem-i pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et," dediler.
hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyebanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibale söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözüm. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hicrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yürekler hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir niqabını kaldır mezar pakinden. Bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nerede o meşale, nurun mu ya Resulallah?